Herkese merhaba. Bu videoda sizlere biraz tutuş tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Tutuş teknikleri aslında temel olarak iki ayrı bölümde incelenebilir. Bir tanesi match grip dediğimiz, iki elinde birbirine eş ya da çok simetrik göründüğü şu şekil. Diğeri ise traditional grip dediğimiz şu şekil. Traditional grip biraz daha eskiden günümüze gelmiş bir teknik. Eski ordu bandolarında kullanılan bir teknik. Ya da trompetçilerin boynuna astıkları trompetlerini daha rahat çalabilmeleri için aslında tasarlanmış bir teknik. Eskiden de günümüze kadar gelmiş bir teknik. Fakat iki teknikte de aslında en önemli kısım bagedi gerçekten tuttuğumuz nokta. Bu noktanın ismi fulcrum noktası. Fulcrum noktası match grip'te tam olarak işaret parmağınızla baş parmağınız arasında kalan şu noktadan oluşuyor. Yani tam olarak işaret parmağınızın birinci boğumuna bagedi yerleştirdiğinizi düşünün. Baş parmağınıza da arkasından onu sıkıştırdığınızı düşünün. İşte gerçekten bagedin elimizden fırlamasına ya da başka taraflara yönelmesine izin vermediğimiz, yani ona gerçekten hakim olmaya çalıştığımız, o yüzden de kullandığımız nokta, fulcrum noktası burası. Traditional grip'te ise fulcrum noktası tam olarak işaret parmak ile baş parmağının bittiği nokta. Aslında birbirine birleştiği şu nokta. Yani burası. Gerçekten bagedi tuttuğumuz ya da hareket ettirdiğimiz nokta bu. Diğer parmaklar ise aslında yine bagede küçük hareketler vermek ya da onu durdurmak için kullanılabiliyor. Match grip çalıyorsanız şayet ikinci boğumlarından orta yüzük ve serçe parmağınızı bagede temas ettirin ve kapatın. Fakat gerçekten tuttuğunuz yer burası. Aynı şekilde traditional grip'te orta ve yüzük parmağınızın arasına bagede alın. İşaret parmağınızı da paralel şekilde birinci boğumundan bagede temas ettirin. Gerçek nokta, tutuş noktası, fulcrum noktamız tabii ki burada. Her iki tutuşta da çok fazla güç uygulamamaya çalışın. Yani bagede tutup bir yere fırlamasını ya da yere düşmesini engelleyeceğim diye burada aşırı güç kullanarak kendinizi yormayın. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Sadece sizin isteminiz dışında hareketini engelleyecek şekilde tutmanız her iki şekilde de yeterli gelecektir. Onun dışında çalmadan önce ellerinizi nasıl konumlandıracaksınız, nasıl pozisyon alacaksınız? Bunun için de aslında iki tane değişik yöntem var. Bir tanesi French denilen. İki bagedin birbirine tam olarak paralel şekilde tutulduğu şu yöntem. Bu yöntemde eğer doğru çalınıyorsa bu yöntem, iki avucunuzun içi de birbirine bakıyor gibi hissedersiniz. Eğer doğru çalıyorsanız, yani bagetleri tuttuğunuz zaman avuç içleriniz birbirine bakar. Diğer bir yöntem ise German denilen, biraz daha iki bagedin birbirine belli bir açıyla durduğu ve ellerinizin üst kısmının yukarıya doğru baktığı bir yöntemdir. Yani doğru bir tutuş, doğru bir German tutuşunda iki bagedin arasında belli bir açı bulunur ve ellerinizin üstü tam olarak yukarıya bakar. French, German, French, German. Her ikisini de çalıyorsanız aslında omuz ve arka kollarınızı da belli bir pozisyona sokmak zorundasınızdır. Bunu da mümkün olduğunca doğal bir şekilde yapmanız gerek. Nasıl yapacaksınız? Şöyle yapabilirsiniz. Mesela kollarınızı, bagelinizi tuttuktan sonra nasıl tutuyorsanız, işte match grip ya da traditional grip fark etmez. Kollarınızı aşağıya doğru sallandırın ve tamamen serbest bırakın. Kollarınız tamamen serbest olsun. Ondan sonra
Başka hiçbir yeri hareket ettirmeden omuzunuz ve arka kolunuzdan bahsediyorum. Dirseğinizi kırın. Kollar aşağıda. Serbest. Dirseğimi kırdım. Ve French ya da German çalıyorsanız ona göre bagetlerinizi trumpetinizin ya da setup'ınızın üzerinde konumlandırın. Böylelikle olabildiğince doğal bir tutuş pozisyonu sergilemiş olacaksınız vücudunuz açısından. Bu da ergonominiz için oldukça faydalı olacaktır. Tekrarlıyorum. Kollarımızı serbest bir şekilde aşağı bırakıyoruz. Dirsekten kırıyoruz. Sonra da tutuş pozisyonumuza getiriyoruz. French ya da German ya da traditional. Hangisini kullanmak hoşunuza gidiyor? Hangisini de rahat çalabiliyorsanız. Görüşmek üzere.